Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Gülten Dayıoğlu'nun yazmış olduğu Işın Çağı Çocukları isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabımız bir çocuk romanı ve içerisinde kitaba da adını vermiş olan Işın Çağı'nda olan olayları anlatıyor bize. Kitabın konusunu anlatacak olursam, İleri Görüşlüler Ülkesi ismi verilen bir ülkede bebekler ardında hiçbir iz bırakmadan teker teker ortadan kaybolmaya başlıyorlar. Ve bu kaybolmaların hiçbir şekilde sonu gelmiyor. Tabii ülkede bütün ana babalar oldukça endişeleniyorlar. Çünkü çocukları ortadan kayboluyor ve hiçbir şekilde onların bir izine de rastlayamıyorlar. Bu bebeklere ne oldu, nereye gittiler ve sonuçta başlarına ne geldi hiçbir şekilde haber alınamıyor. Ardından bebeklerin kaybolmasının ardındaki gizi okuyoruz ve bu gizin sonucunda İleri Görüşlüler Ülkesi'nin başkanı bu kaybolan bebeklerle ilgili nasıl bir adım atmış, bu ortadan kaybolan bebeklerin anasından, babasından ya da daha doğrusu ailesinden koparılmış olan bu bebeklerin halinin ne olduğunu okuyoruz ilk öncelikle. Ardından bu bebeklerin ileride ne gibi şeyler yaşadığını ve ülkeye nasıl katkılarda bulunduğunu, daha doğrusu ülke de demeyeyim, bütün dünyaya ne tür katkılarda bulunduklarını okuyoruz. Bilim kurgu türünde sayabileceğimiz kitaplardan birisi ve bence içerisinde çok önemli mesajları da barındıran önemli kitaplardan birisi. Kitap bence 11-15 yaş aralığı için uygun olabilecek bir kitap ve içerisinde savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve insanların sevgiden nasıl da mahrum olduklarını, nasıl da bunun yokluğuna alışmış olduklarını ve bu sevgi eksikliğinden dolayı birbirlerine karşı olan davranışlarının bir eleştirisini okuyoruz kitap boyunca. Bence çok güzel, çok yerinde mesajlar verilmiş kitabın içerisinde. Ve bu sebeple de ben sadece 11-15 yaş aralığı için değil, her yaştan okurum, okuması ve üzerine düşünmesi gereken kitaplardan biri olduğunu düşündüm kitabı okurken. Çünkü İleri Görüşlüler Ülkesi'nin bütün dünyada nasıl bir etki bıraktığını okuyoruz. Başkanın vermiş olduğu kararları ve bu kararları verirken bir şekilde bencillik içinde olduğunu ve sadece kendi istediği şeyleri gerçekleştirmek istediğini ve tüm bunlara rağmen bir şekilde kendisinde suç bulmak istemediğini, başkalarına bu suçu yüklemek istediğini ve diğer insanları eleştirirken kendisinin de aslında nasıl da o insanlardan birisine dönüşmüş olduğunu da okuyoruz. Bence çok önemli ve insanlık adına, insani duygular adına önemli eleştirilerin yer aldığı kitaplardan birisi. Bu sebeple de her yaştan okurun okuması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan biri. Gülten Dayıoğlu kitaplarını okumayı seviyorum çünkü her ne kadar onun yazdığı kitaplar çocuk kitabı olarak görülse bile bence tüm insanların hatırlaması gereken şeylerden bahsediyor. Bu açıdan da önemli bir kitap. Eğer ki bilim kurgu tarzı kitaplardan hoşlanıyorsanız, çocuk edebiyatına ilginiz varsa ve insanların ayrıca da içlerinde yaşamış oldukları toplumların birbirlerine karşı nasıl davrandığını, nasıl duygular beslediğini de görebileceğiniz kitaplar okumaktan hoşlanıyorsanız önerebileceğim kitaplardan birisi. Benim kitapla ilgili anlatacağım şeyler hemen hemen bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.